Kendini seçimi döktürmüş Sezen Aksu yine. Buna klip çekeceğim mi? Tam onu söyleyecektim. Ha. Üçüncü video klip şarkımız bu bizim. Ha. Daha dün belli oldu hatta. Taze. Ondan sonra ve çekimlere de başlıyoruz 2 gün sonra. Ha, hem de bir an evet, önce hafta yani. Hafta başında salı günü. Oh ne güzel vallahi, çok güzel şarkıymış ama gerçekten kliplenmesi. Kliplenince daha çok izleyiciye gidiyor değil mi? Daha çok dinleyiciye. Tabii muhakkak ki kitle olarak yayılıyorsunuz. Ki bunun da bir göstergesi var. Örneğin Limon Çiçeklerine ben klip çektikten sonra bayağı bir şarkının bilinirliği artı beğenisi bayağı bir yükselmişti. Bu bir gösterge. Ben kliplerin doğru olduğuna ve muhakkak ki şarkılara çok şey kattığını düşünüyorum. Peki nasıl bir klip çekeceksin buna? Şimdi bir planımız... seçimi anladın mı? Şimdi tabii yönetmenimizle geçtiğimiz hafta içinde buluştuk. Hani ne yapabiliriz, neler yapabiliriz diye. Aslında 2-3 farklı senaryo var. Ama bu klipte ben performans klibi gibi düşünüyorum. Ama tabii bakalım ne çıkacak, sürpriz bir şey olacak. Çünkü şarkı müthiş bir şarkı ve eminim ki pek çok farklı senaryo düşünülebilir. Evet. Bakalım yönetmenlerimiz nasıl bir şey seçecekler. Peki, fikirlerini falan dinliyorlar herhalde değil mi? Yani o olsun ki. Şu olması, şöyle bir şey koyalım içine, çıkartalım falan gibi. Tabii. Zaten o anki o bir beyin fırtınasında herkes mutlaka aklına geleni söylüyor. Ama önemli olan orada orijinal bir fikri yakalamak. Ne olursa olsun. Hani bir noktada yapı taşı gibi oluyor. Siz onun üzerine artık inşa ediyorsunuz. Ama performans olsun istiyorum ben bu sefer. Piyano başında söylemek istiyorum şarkıyı klipte de. Çünkü henüz piyano başında bir klibimiz olmadı. Ah kıyamam, bu kadar yıldır 6 yaşından beri sen piyano çal. Daha bir klipte piyano olmasın. Dur, bismillah 3. klibi. Hatta arkadaşlar performans klibi çekersek oynar mısınız? Bak işte gördüğün gibi. Siz şey ol, tenderin seçimini oynayacaksınız. Vallahi artık neyi seçerseniz. Yani ucu açık değil mi? Ucu açık tabii ki yani. Bakalım ne çıkacak. Yönetmen karar verecek. Bir bakmaları lazım tabii bir ki. Bir bakmaları aynen. Bir şey diyeceğim. Az önce dedin ya annen klibini görmüş ve unutamamı seslendirdiğini o şey. Ne dedi sonra sana yani ailenin yorumu bir anda pat diye. Çünkü hani oğlum niye haber vermedin? Ne enteresan sen, şeysin sen demedi mi? Demezler mi? Tabii ki dediler. Yani... zaten her şeyi en son biz öğreniyoruz dediler. Yani pek çok anne babanın söylediği geldi. Gibi. Karı ama tabii çok. O zaman evli değildim tabii ki. Ben daha yeni evliyim. Yani bir seneyi biraz geçti. Ha öyle mi? Tabii. Ben zaten birkaç yıl oldu maşallah. Ve tabii anne babam tabii ki çok hoşlarına gitti elbette. Ve öncelikle tabii ki dinleyici olarak bir yorum yaptılar. Çünkü evet sonuçta müzikle hiç ilgilenmeyip birdenbire sizi ekranda görseler tabii ki çok daha büyük bir şaşkınlığa dönüşebilir. Ama hani Mustafa düzenleme yapıyor, sahnede çalıyor. Fakat birdenbire söyleyivermiş. Ondan sonra televizyondan bir ses geliyor. Mutfakta dönüyor bakıyor. Bir daha bakıyor Mustafa mı ya nasıl yani? Böyle enteresan bir anısı var tabii çok duygulanmış böyle bir durumda. Tabii duygulanmış ama peki nasıl bir çocuktun böyle, yaramaz mıydı? Yaramaz ötesiydim. Hiperaktif, yerinde durmayan. Sen? Tabii. İlkokulu ayakta bitirdim ben. Oturamadın. Ya oturdum. Kulakları çınlasın. İlkokul öğretmenimiz sevgili Nihal Özgen beni oturtamadı. Yani sürekli ayakta. O yüzden en arkada oturuyordum. Yani oturmuyordum, ayakta duruyordum en arkada. Çünkü diğer öğrenciler göremiyordu tahtayı haliyle. Hiç umurun değildi ona. Arkaya gidiyordun, duvara yaslanıyordun. Yani arkada tak, orada ayakta not tutuyorum, ayakta yazıyorum falan tabii. Şimdi peki birkaç şarkı daha yapalım. Sezen Aksu mu yapalım yoksa senin albümdekilerden mi yapalım? Ne istersin? Senin albümde kalmaz zaten. Yok çalabiliriz. Mesela ikinci video klibimiz var. Dön var. Dön'ü de çalabiliriz. Ha. Dön de güzel bir şarkıydı. Klibi enteresan. Böyle benim ilk defa takım elbise falan giymediğim bir klip oldu. Niye senin takım elbise takıntın var? Aslında bir takıntı değil, seviyorum. Hani belki şarkılar da biraz böyle hani ağır ama ha. Seviyorum. Hayır. Şimdi moda gerçi değil mi öyle takım elbiseli ince kravat falan? Vallahi unutamam ilk yaptığımız zaman böyle bir imaj çalışması düşünmüşlerdi. Samsun Bey o zaman söylemişti hani siyah bir takım olsun, dar, kesim ve ince bir kravatımız olsun. Ve biz o şekilde yola çıktık.
Bazen böyle köşe yazarları diyor, bu çocuğun başka giyecek bir şeyi yok mu, sürekli hep aynı şeyi giyiyor diye. Ama boşver, derler de yani. Yok, çok güzel bir yorum bence, hani hiç yadırgamıyorum. Hani yerine göre açıkçası bunu ben yapıyorum. Hani sevdiğim bir şey. Ama mesela hep öyle esprisini yapıyorum. Unutamam da böyle klipte sadece duruyordum. İşte karanfilde biraz daha hareket etmeye başladım. Limon çiçeklerinde yine duruyordum. Hastalıkla sağlıkla ilk defa yürümeye başladım klipte. Döndü araba kullanıyor falan. Böyle kendi içinde gelişiyoruz yani. Sen bakalım. Seçiminde. Kısmet. Sen seçiminde sevişir misin mesela? Bir anda oraya yastıkla. Nasıl bir klip çekeceğiz? Vay be. Öyle bir espri oldu ya artık. Yastıklı yastıksız diye. Hadi dinleyelim dönü. Ben en iyisi tenleri seçimde piyano çalayım. Sen piyanoyu al, mis gibi o piyanonu çal.